Diyeceksiniz ki bu zamansız toplantı niye? Konuya girmeden önce size bir şeyler seyrettirmek istiyorum. Şimdi bu belgesel filmi neden izledik diye merak buyurdunuz. Paylaşmasını bilirsek var oluruz. Birbirimize düşersek yok oluruz. Zeytin alışkanlığı bende başta, iyice olarak başladı. Daha sonra tutkuya dönüştü. Zeytinin faydalarını öğrendikçe cehaletim daha da arttı. Ekilmeden, kendiliğinden yetişen zeytin, normalinden çok daha verimli olur. Ayrıca, zeytinin çıkarılan zeytinyağı ilaç olarak da kullanılabilir. Eğer yaban zeytini ıslah edilir ve kültür bitkisine dönüştürülürse ondan çok çok verim alınabilir. Fidandan yetiştirilen zeytin ağacı oldukça verimsizdir. Çok çabuk devrilir. Ama dağda tohum olarak kendi kendine yetişen zeytin çok daha dayanıklıdır ve kolay kolay da devrilmez. Bir zamanlar köyün birinde bir ağa yaşarmış. Bu ağanın tutkusu kendi idrarıyla karın üzerine imzasını atmakmış. Gel zaman git zaman ağ hastalanmış, prostat olmuş. Ve öyle bir hastalanmış ki artık karın üzerine imzasını tamamlayamaz olmuş. Kahyasını çağırmış. Demiş ki kahya, biliyorsun ben hastalandım ve prostat oldum. Artık karın üzerine idrarımla imza atamıyorum. Sen bana yardımcı olur musun demiş. Kahya da ağasına demiş ki, ağam bildiğin gibi ben okuma yazma bilmem. Eğer sen benimkini tutup imzanı atarsan ancak bu şekilde yardımcı olurum. Peki, bu cevap üzerine ağa sizce ne yapar? Biz de birilerinin bir şeyini tutmamak için şimdiden tedbirimizi alıyoruz.
Etik önemli arkadaşlar. Bir insanda karakter yoksa etik de yoktur. Eğer ben ortağıma güvenemeyeceksem kime güveneceğim? Ben sizlere güvenemeyeceksem kime güveneceğim? Göreceğiz bakalım bahsettiğim kadar var. Menajeri. Timur Bey. Oo Timur Bey, hoş geldiniz efendim. Müşerif oldum. Hoş bulduk. Tilki senin adamdan o kadar çok bahsetti ki merak ettik, görmeye geldik. Benim adım Bey misin? Bir dakika, ne oluyor? Şşşt! Akıllı ol! Nasıl patron? Adam iyi değil mi? Tilki, acele etme. Sonunu gör. Tilki, gerçekten lakabının hakkını veriyorsun. Ben size hiç boş adam getirmeyeyim patron. Bir an önce imzaları atalım. Bakalım ne kadar kullanacağız. Duydum patronun sözünü. Ben seni aradığımda Cildi Usta'yı da alırsın, bana gelirsiniz. Tamam efendim. Ben şimdi şirkete gidiyorum. Siz de oraya gelin. Thank you.
da anlaştığımıza göre hayırlı uğurlu olsun. Umarım hayır olur. Olacak, olacak. Eminim her iki taraf için de güzel olacak Timur Bey. Güzel olacak. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Evet, gerçekten sıkıntı delikanlıymış. Sana söylediğim gibi. Ben ketil ki hiç boşa kürek çeker miyim? Size boşa adam getirir miyim? Patron, müsaade ederseniz biraz işlerim var. Gidebilir miyiz? Tabii tabii, çıkabilirsin. İnşallah hayırlı olur. Olacak Demir Bey, olacak. Sen Celil'in tek başına kaç kişiyle dövüştüğünü görseydin, aynı bizim gibi düşünürdün. Sen de kimsin ya? Timur Bey'in size bir emaneti varmış, onu almaya geldim. Timur'un bende alacağı falan yok. Timur Bey'in alacağı olmasaydı beni size göndermezdi. Timur'un bende alacağı olsaydı senin gibi iti köpeği göndermezdi. Bana bak! Yakup musun, Yakup musun? Nesin? Faturam it köpekle uğraşmamak için zaten beni size gönderdi. Geç. Sakin. Yürüsenize ya, ne mal mal bakıyorsunuz? Aferin. Sana verdiğim her işi layıkıyla yerine getiriyorsun. Al. Bu parayı hak ettin. Teşekkür ederim patron. Şu an daha önemli bir iş var. O işi de kusursuz yerine getirirsen, dile benden ne dilersen, sana açık çek. Ne diyor iş patron? Bugünlerde bir iş adamının sesi fazla çıkıyor. Onun sesini keseceğiz. Yalnız patron, adam öldürme şimdi benim felsefemde yok. Bana bak Celil, seni dünyanın en ünlü sporcularıyla dövüştürdüm. Sana dünyanın parasını yatırdım. Hemen hemen dünyanın her yerinde tanınır oldum. Seni dünyanın efsanevi isimleri Muhammed Ali ve Bruce Lee'nin
isimleri arasına sokabilmek için nasıl gayret ettiğimi de biliyorsun. O nedenle böyle basit bir iş için bana rest çekme. Şunun şurasında ufak bir kaza. Kusura bakma patron, sizin bu istediğinizi ben yapamam. Benim işim dövüşmek. Artık benden bu kadar. Bana bak lan küstah köpek. Ben ne dersem onu yapmak zorundasın. Yoksa seni yaşatmayacağımı bilirsin. Sen beni tehdit mi diyorsun? Hı? Parana yanındaki adamlara sakın güveneyim deme. Harcadığın adamlara ben benzemem. Sana sormazsam, bunun intikamını senden almazsam, bana da Timur demesinler. Ne yaptın be? Büyük patrona rest çektim. Celil sen ne diyorsun? Nasıl böyle bir şey yaparsın? Hem de büyük patrona. Kafayı mı yedin? Hadi kendini düşünmüyorsun, bari beni düşün. Peki şu an biz ne yapmamız lazım? Derhal ortalıktan kaybolman lazım. Buralarda artık durulmaz. Nereye gidersen git, izini kaybet. Adam senin için ciddi paralar harcadı. Asıl ver şimdi ne yapacağım. Maşallah, yerli yerinde. Ya Emir Efendi, sen bizden nereye kadar kaçacağını sandın? Bırakın lan beni! Bir rahat dur, rahat dur. Ben seni semt aramaktan bıktım. Sen kaçmaktan bıkmadın ulan! Amına kodu bu herifi. Şu borcunu öde artık, öde. Ya oğlum borcum falan yok ki lan ben size. Bırakın lan beni! Ulan abi borcu mu yok? Bir de zeytinyağı gibi üste çıkıyor. Emir Efendi, beni iyi dinle. Tamam mı? Borcunu ödemezsen
Biz de gerekeni yapacağız. Ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız oğlum? Bir saniye. Bir gel. Bir gel şöyle Emir Efendi. Bir bırakın beni. Bırakın beni. Gel abi gel. Gel şöyle. Daha her şeye zeval olmaz. Gel şöyle sen. Bak Emir Efendi. Elçiye zeval olmaz. Patronun sana ciddi bir teklifi var. 3-5 kuruşluk işlerin ana paranın faizini bile ödemez. Bir akıllı ol. Bu teklifi kabul et. Bak söz veriyorum. Bütün borçların silinecek. Daha önce de söz verdiniz. Ama sözünüzün hiçbirini tutmadınız şu ana kadar. Şimdi patron senin bu yaptığın işleri polislere gambazlasa ne olur halin? He? Ne olur halin? Sen borcunu ödüyor musun kardeşim? Size borcum falan yok benim. Ya sen onu bunu kabul etmiyorsun. Ha şu ibneye bakın ya. He? İyi. Ben olacaklardan mesuliyetli değilim daha. Hemşo. Şu benim kızımı versene. Oy. Bak burada ne var. İşte öyle. Diğer adamları sütladım patron. Kim soktu sizi bu hale? Niye? Ne var ki halimizde? Sakın bana Emir bu hale soktu demeyin. Yok, kesinlikle yok. O bize ne yapabilir ki? Ama o ihtiyar... Bize o... Bir ihtiyar çıkıverdi ortaya. İhtiyar bir adam mı? Yani sizi bu hale... İhtiyar bir adam mı soktu? Biz Emir'i tam haklamıştık ki... O ihtiyar geldi. Araya girdi. Nereden çıktı, nereden geldi belli değil. Şu eski kung fu filmlerindeki olur ya bu ustalar. Sanki öyle bir şey. Peki bu arada Emir ne oldu? Patron Emir'e teklifini sundum. Kabul etmedi. Ben de gelin yap. Hem ihtiyar bizleri bir güzel benzetti, hem de Emir sizlere ömür diyorsun. Aynen söylediğiniz gibi. Niye direkt neticeyi söylemiyorsun evladım? Bu arada o ihtiyar neyin nesi iyice bir araştırın o zaman.
Emir'in öldüğünden de kesin emin olun. Siz hiç merak etmeyin patron. Çocuklar sofraya. Babanız geç kalacak anlaşıldı. Babaanne, babam neden gelmedi? Oğlum herhalde işi uzadı. Yoksa baban hiç akşam yemeğinde sofrada olmaz mıydı? Babam gelmeden ben yemek istemiyorum. Allah Allah, ben de yemiyorum o zaman. Aa, çocuklar çok ayıp ama. Hem babanız duyarsa çok üzülür. Hadi bakayım sofraya. Hadi bak size bir daha yemek yapmam ama sonra. Hadi. Gel bakayım. Bir daha yemek pişirmem he. Hadi bakalım. Gel kızım hadi. Gel kuzum benim. Oy. Aferin. Bunların gittiklerini öğrenirse hepimizin fişini çeker. Abi kime alışıyorsun bunlar acaba? Demek ki bizden önce birilerine kadardı. Oldu veya olmadı. Aklı emeller. Abi. Önemli olan kim bu adamlar? Abi. Hı? Ben derim ki mahalleye inip tek tek sokak sokak mağaza mağaza yol açıp ilerine girip bulup getirelim. Vay. Helal be. İyi dermişim. Aynen bu. Mahalleye dönüp onları illerine kadar bulup çıkartalım. Ha bu ara patron bu olaylardan haberi olmasın. Tamam. Olmamış çünkü bölge bizim yakınımızda. Kenan, adresi al. Hemen bölgeye intikal edelim.
Komiserim, bizden başka ekip yok mu? Hadi. Peki komiserim. Ayça adresini versen. Senin bahsettikleri bölge burası. Sanırım burası galiba, evet. İşgal verdin ama. İşgallerinin öndekinin kaskı varmış, arkadakinde kaskı yok. Kapkaççılara bile biz bakıyoruz ya. İşimiz oğlum, yapılacak bir şey yok. Alışverişin tam sırası. Sizi düşündük. Ulan fiyatları düşürdük. Hanımefendiler, beyefendiler, uzakta durma. Kalite burada. Ayşe, Fatma, Pelin. Ulan çıtır çıtır simide gelin. Bir tane de yiyin. Haydi bakalım çıtır çıtır. Çıtır çıtır. Adamlar yapmış. Oraya bak, şuraya bak. Aşağıya bak, burada tezgahçı var. Bunlar çok insan görüntülmüş. Hanımefendiler, beyefendiler, yetişen alıyor, kazanıyor. Nalanın iştahını açacaksın, simitler geldi. Eyvallah abicim, buyur simitler kaç? Simit alacak. Eyvallah, buyur. Kaç tane lazım da? Simit alırız. Sana bir şey soracağım ben. Tamam, kaç tane lazım? Bu araştırmaları hiç gördün mü? Üç kişi mi bunlar? Tek kişi. Vallahi ben bunların üçünü hiç görmedim daha önce. Görsem, hiç mi görmedin? Görsem tanırım abi yani. Sen simitlerini al. Görsem tanırım. Kaç tane? Bir daha bak istersen. Sakin ol abi, bir dakika bakalım. Seni düzeltelim bakalım bir dakika yani. Abi ben yıllardır burada simit satalım, böyle adamı hiç daha önce görmedim yani. Görsem tanırım. Hem siz niye böyle ısrarca soruyorsunuz ki? Akrabanız falan mı oluyor? Ya benim neyim olduğunu seni ne ilgilendirir? Ketemine. Sen sorumuza cevap ver. Bak, görmez göz ya. Bak hadi bak, şu boylarda, sakallı, karateci, kungfucu bir adam. Burada böyle birini gördüm ben. Arkadaş, ben sizin art niyetli olmadığınızı nerede? Ya bak, ne art niyeti kardeşim? Ya bak, ya dokunmayın lan. Usta, buranın da gidelim, başımıza çalışalım. Tamam, adam ters birine benziyor. Gidelim, uğraşma halim yok. Ulan, kıymet lan, vicdansız lan. Bak da bu hala konuşuyor. Aa komiserim, bunlar onlar. Bunlar galiba bize bakıyorlar. Bunlar. Kaçır mekana. At lan bayı. Hemen önümüzden çık. Gerçekte bağlanabilir bunlar.
buradayız. Gel bakalım sen. Hop. 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 Ha! Bırakın lan. Yemek hareket yapıyor lan. Vur abi karnına. Yap dokunma şunu şuraya. Vurdun şunu. Aa! 3 2 1 2 vur abi vur. Temel tokat. Al. Bir daha 3 2 1 2 sayı vur. Dur bırak lan. Karpuzla kesseydik bari. Lan bak da harbi değil. Vicdan çursuza bak lan. Sabah sabah vicdansıza bak ya. Hareket çekiyor ya.